Kahramanmaraş'ımız yaklaşık 6 yıldan bu yana başta merkez ve ilçelerde olmak üzere büyük tesis hamlesiyle önemli ölçüde tesislerine kavuştu. Artık ilçelerimizde spor salonu, gece ışıklandırılmış sentetik futbol sahaları, tenis kortları, açık yüzme havuzlarının olduğu bir kompleks haline bürünmüş vaziyette hemen hemen tüm ilçemiz. Merkezde de 3 tane kompleksimiz devasa ölçülerde tesislere kavuştu. Bugün Saim Çotur Stadyumu'nda da yaklaşık 50 trilyonluk eski rakamla 50 milyon liralık yatırım devam ediyor. Bu da tamamlandığında Kahramanmaraş'ın hem sporun altyapısında hem branşlarda, branş çeşitliliğinde önemli ölçüde hiçbir eksiği kalmayacak. Bizim hedefimiz inşallah başta ilçelerle birlikte merkezde de her iki ilçede Dulkadiroğlu ve 13 Şubat'ta da diğer eksik olan çalışmaları tamamlayıp Kahramanmaraş'ımızın 7'den 70'e tüm halkımıza, gençlerimize, çocuklarımıza spor tesislerini onların hizmetine sunabilmek. Zaten bunun yansımalarını da şöyle görüyoruz. Bu yaz genel müdürlüğümüzün verilerinde yaz spor okulları ölçüsünde biz Türkiye üçüncüsü olduk. Bu gurur duyulacak bir tablo. Gerçek manada gençlerimize spor yaptırabilmek bizim en önemli düsturumuz olarak görüyoruz teşkilat olarak. Mı? Türkiye. Evet. Katılan insanın öğrenci sayımız. Öğrenci sayımız için. Evet. Türkiye üçüncüsü olduk. Rakamlar mevcut. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Halkımız, milletimiz, vatandaşlarımıza da bu konuda gerçekten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii burada kurumsal işbirliktelik önemli. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizde de biz ilçelerimizde ortak bir yaz spor okulları projesi yürüttük. Herkes katıldı diyebiliriz buraya çocuklarımızla birlikte. 7'den 70'e hatta velilerin de bu katılımı bu sayıyı çoğalmasına vesile oldu. Bir de tabii tesis sayılarımızın artması bu şehirde 6 yıl önce Türkiye'de sonlardayken bugün ilk 5'in içinde yer almamız bizi memnun etti. Tabii bu daha artacak. Bizim amacımız Kahramanmaraş'ımızda teşkilat olarak sporcu fabrikaları adı altında projeleri de devreye sokmak. Özellikle dezavantajlı kesimlerin olduğu alanlarda bu projeleri ortaya koymak istiyoruz. Biliyorum bu yeni açılan fitness salonuyla ilgili de bilgi verirseniz. Evet. Nasıl hizmet vereceğiz, kimlere hizmet veriyoruz? Tabii. Tesislerimizde de ilk defa bir kondisyon ve fitness merkezi oluşturduk. Burada 3 tane Türkiye genelinde özelliklere sahip antrenör görevlendirmesi yaptık. Fizyoterapist, kondisyoner ve uzman antrenörler eşliğinde bugün bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz, başlattık. Başta takımlarımıza, salon sporu yapan takımlarımıza, futbol takımlarımıza, ferdi çalışan tüm hemşerilerimize. Antrenörlerimiz iyi programlar yapıyor. Hem sağlıklı yaşam adına hem profesyonelce spor yapma adına bu kondisyon merkezinden yararlanıyorlar. Hiç kimse geri çevrilmiyor. Kim yararlanmak istiyorsa kondisyon merkezinden gelip yararlanıyor. Bir de biz de Kahramanmaraş'ımızda yapılmayan spor dallarını ortaya koymaya çalıştık. Bu yıl özellikle aynen bir deniz kenti gibi kano branşında Türkiye'deki 15 ilin arasına girerek kanoda Türkiye şampiyonasına katıldık. 2 tane final kanoda yarışan sporcumuz çıktı. İnanıyorum ki bundan sonrasında da çok önemli, başarılı sporcular çıkacak. Bugün de özellikle dünyaya nam salmış, en son olimpiyatlarda olimpiyat şampiyonu olmuş golbol milli takımımızın 4 tane sporcusu ve bir antrenörünü şehrimize teşrif ettiler, karşıladık. Sabahleyin uçaktan aldık. Yine Sevilay Öztürk, Paralimpik'te yüzmede 3 sporcu katıldı Türkiye'den. 3'ü de Kahramanmaraş'tı. Beytullah ve Özlem kardeşlerimiz. Bunların da Kahramanmaraş'ın gururu oldular. Kahramanmaraş spor kenti oldu diyebiliriz. İnşallah bunu da daha büyüterek devam edeceğiz. Müdürüm, son 6 yılda kaç tane tesis yapıldı Kahramanmaraş'ta sayı olarak? Son 6 yılda bugünkü resmi rakamlara baktığımızda 56 tane tesis yapıldı. Yeni tesis. Evet, 56 tane tesis şu an bir kısmı da devam eden çalışmalar da var tabii bunun içerisinde. İnşallah onların da devam eden yaklaşık 10'un üzerinde de bir tesis çalışması var.
toplamda 56 tane tesise kavuştuk. Bu hafta sonu Balıge karşılaşmaları başlayacak. Bilindiği üzere Kahramanmaraş'la Balıge'nde 3 takım mücadele edecek. Sahalarımız hazır mı Balıge'nde? Diyebilirim ki Kahramanmaraş'ımız Türkiye'de en şanslı sahalar konusunda illerden biri. Bugün Batı Park Stadyumu futbol adına Fidanspor ve Sakaryaspor'u burada konuk edecek. Tabi onların sahaları olarak görüyoruz Bal Ligi'nde. 1920 Kahramanmaraş Spor da kendi sahasında tesislerinde oynayacak. Bunun yanında diğer tüm ilçelerimizdeki futbol sahaları da hazır. Kahramanmaraş'ımızda da şu an bir Kılılı'da doğal çim sahası da inşaatı devam ediyor. Ve merkezde de Doğukent ve bu Batı Park'tan sonra Saim Çotur kompleksi içerisine bir tane daha büyük ölçüde standartları futbol UEFA kriterlerine uygun bir futbol sahası daha yapıyoruz. Toplamda 17 tane futbol sahasına Kahramanmaraş kavuşmuş oluyor. Bu rekor denilebilecek bir sayı. Şehrimizde özellikle futbolun altyapısında önemli sahalar bunlar ve inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çok iyi sporcular çıkacak. Futbolcular çıkacak buradan. Yani her şeyle hazırız inşallah.